Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yeni çağda yaşanan coğrafi keşifler kilisenin dünya tepsi gibi düzdür iddiasını çürüterek dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamıştır. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Hristiyan uygarlığının yayılmasında coğrafi keşifler etkili olmuştur. Hayır arkadaşlar yukarıda verilen bilgilerde böyle bir durumdan bahsedilmemiş. Coğrafi keşifler bazı bilimsel gerçeklerin ortaya çıkmasına ortam hazırlamıştır. Tabii ki arkadaşlar yeni çağda yaşanan coğrafi coğrafi keşiflerle birlikte dünya tepsi gibi düzdür ibaresi artık değişmiş arkadaşlar. Bu tez çürütülmüş. Dolayısıyla coğrafi keşifler bazı bilimsel gerçekleri ortaya çıkarmıştır diyebiliriz. Teknik alandaki gelişmeler coğrafi keşiflere olanak sağlamıştır. Arkadaşlar herhangi bir teknik gelişmeden de bahsedilmemiş yukarıda. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız iki yani b, şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Haçlı seferleri sonucunda birçok derebeğin ölmesi ve surları yıkabilecek topların dökülmesi, yeni çağda Avrupa'da feodalitenin yıkılmasında ve merkezi krallıkların güç kazanmasında etkili olmuştur. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza. Haçlı seferleri sonunda Avrupa'da layık yönetimler kurulmuştur. Arkadaşlar din ve devlet işlerinin ayrıldığına dair herhangi bir bilgi verilmiş mi bize? verilmemiş. Bu yüzden A şıkkına ulaşamayız ama diğer seçeneklerimizi de okuyalım. Arpa'da siyasi örgütlenme biçiminde değişimler yaşanmıştır. Evet arkadaşlar, artık Derebeylik yıkılıyor ve merkezi otorite güçlenmeye başlıyor. Bu yüzden B şıkkına ulaşabiliriz. Askeri teknolojinin gelişmesinden Derebeyler olumsuz yönde etkilenmiştir. Evet arkadaşlar, surları yıkıla, yıkabilecek toplar yapmışlar. Dolayısıyla bu askeri bir teknolojidir ve Derebeyler bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. Kralların otoriteleri süreç içerisinde artmıştır diyebiliriz. Çünkü merkezi krallıklarda güç kazanıyor. Haçlı seferleri Avrupa'da siyasi dönüşümlere zemin hazırlamıştır. Arkadaşlar zaten Haçlı seferleri sonucunda derebeyler ölmeye başlıyor, surlar yıkılıyor. Dolayısıyla siyasi dönüşümler vardır diyebiliyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yeni Çağ Avrupa'sında yaşanan gelişmelerinden hangilerinin coğrafi keşiflerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırıcı bir etki yaptığı savunulabilir. Bakalım arkadaşlar. Coğrafya biliminin gelişmesi olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü coğrafi keşif yapacağız. Elbette coğrafya biliminin gelişmesi oldukça önemlidir. Pusula da sapma açısının hesaplanması, yani arkadaşlar ince detayların ortaya çıkması çok önemli. Zaten pusulanın icadı başlı başına coğrafi keşifler için çok önemlidir. Okyanuslara dayanıklı gemilerin yapılması ise elbette coğrafi keşiflerin gerçekleştirilmesini yine kolaylaştırır. Çünkü okyanuslar üzerinden de ilerlenecek ve keşifler yapılacak arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Yeni Çağ Avrupa'sında skolastik düşüncenin yıkılmasında durumlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Bakalım arkadaşlar. Öncelikle skolastik düşünce neydi? Kilisenin baskın olduğu düşünce sistemiydi arkadaşlar. Dogmatik bir düşünceydi. Artık bu düşünce yıkılmış. Peki hangi durumlar etkili olur? Bakıyoruz. Coğrafi keşifler sonucunda kiliseye duyulan güvenin sarsılması tabii ki skolastik düşüncenin yıkılmasında etkili olur. Rönesans hareketleri sonucunda deney ve gözlem metodunun yaygınlık kazanması yani arkadaşlar insanlar artık daha gerçekçi bilgilere kavuşmuş olacaklar. Dolayısıyla kilisenin dogmatik düşünceleri yıkılmış olur diyebiliriz. Reform hareketleri sonucunda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin layıkleştirilmesi de elbette skolastik düşüncenin yıkılmasında etkili olacak bir durumdur. Çünkü din ve devlet işleri ayrılmış oluyor. Artık layık bir eğitim ortaya çıkmış oluyor. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu gelişmenin Osmanlı Devleti üzerinde etkilerinden hangilerini yaptığı söylenebilir? Yeni Çağ Avrupa'sında feodalite rejimi yıkılarak merkezi krallıklar kurulmaya başlamıştır. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Avrupa'da ilerleyişin yavaşlaması olur mu? Tabii ki olur. Çünkü feodalite aslında merkezi otoriteyi sarsan bir durumdur. Dolayısıyla merkezi otoritenin çok da iyi olmadığı bölgelere Osmanlı Devleti daha rahat fetih hareketleri yapabilir. Ancak feodalite yıkıldıktan sonra arkadaşlar merkezi krallıklar kurulunca merkezi otoritede güçlenmiş oluyor. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki ilerleyişi de yavaşlayabilir. Devletin çok uluslu bir yapı kazanması, hayır arkadaşlar bunun feodalite rejimiyle bir alakası yoktur zaten. Egemenlik anlayışında değişikliklerin yaşanması, hayır arkadaşlar Avrupa'da meydana gelen bir gelişme bu. Dolayısıyla Osmanlı egemenlik anlayışına etki etmeyecektir. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Yeni çağ Avrupası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde birincide verilenin ikinci ortam hazırladığı savunulamaz. Bakalım arkadaşlar. Feodalite rejiminin zayıflaması siyasi dönüşümlerin yaşanmasına tabii ki yol açacaktır. Çünkü feodalite rejimi zayıfladıktan sonra merkezi krallıklar güç kazanacaktır. Merkezi krallıkların güçlenmesi, layıklık anlayışının ortaya çıkması. Arkadaşlar bu durumun layıklık anlayışıyla bir alakası yoktur. Sadece krallıklar güçleniyor. İlla din ve devlet işleri ayrılacak diye bir durum söz konusu değildir. Kilise egemenliğinin zayıflaması, din dışı dünya görüşlerinin gelişmesi tabii ki olur arkadaşlar. Bölgeler arası ticaretin gelişmesi, burjuva sınıfının güçlenmesi. Burjuva sınıfı daha çok ticaretle uğraşan sınıf olduğundan dolayı tabii ki bu da doğru arkadaşlar. İncil'in farklı yorumlanmaya başlaması, Hristiyanlıkta yeni mezheplerin ortaya çıkmasına elbette neden olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır. Bu durumun gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı ileri sürülebilir? Yeni Çağ Avrupa'sında merkezi krallıklar kurulmuş ve feodal düzen zayıflamıştır. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Demokratik yönetimlerin ortaya çıkması. Arkadaşlar krallıklarda daha çok mutlakiyet hakimdir. Dolayısıyla demokratik yönetimlerden bahsetmemiz mümkün değildir. İmparatorlukların bünyelerinde azınlık isyanlarının yaşanması. Hayır arkadaşlar burada sadece merkezi krallıklardan bahsediliyor. Dolayısıyla böyle bir durumdan bahsetmemiz de mümkün olmayacaktır. Kilisenin ve din adamlarının siyasi alandaki hakimiyetlerinin azalması tabii ki olabilir. Çünkü merkezi krallıklarda en yüksek konumda artık krallar olacak. Kilise ve din adamları etkinliğini kaybedecektir. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olacaktır. Coğrafi keşifler sonucunda Avrupalıların yeni bulunan yerlerdeki yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürgeleştirmeleri ve ticari faaliyetlerin önem kazanmasının Avrupa'da sınıflarından hangilerinin mali yönden güçlenmesine ortam hazırladığı savunulabilir. Arkadaşlar ticaret yaparak zengin olan soylu sınıftan gelmeyen bir grup vardır ki onlar burjuvalardır. Dolayısıyla ticari faaliyetlerin önem kazanmasıyla birlikte mali yönden güçlenecek olan sınıfta sadece burjuvalar olacaktır. Soylular ya da rahipler olmayacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Coğrafi keşiflerin yaşanmasında pusulanın kullanılması, sapma açısının hesaplanması, coğrafya bilgisinin artması ve açık denizlere dayanıklı gemilerin yapılması etkili olmuştur. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Pusula savaşlar yoluyla İslam dünyasından öğrenilmiştir. Arkadaşlar böyle bir bilgi verilmiş mi? Hayır verilmemiş. O yüzden birinci öncüle ulaşamayız. Teknik ve bilimsel gelişmeler yeni kıtaların keşfedilmesine ortam hazırlamıştır. Buna tabii ki ulaşabiliriz arkadaşlar. Çünkü pusula artık kullanılıyor, coğrafya gelişmiş. Dolayısıyla ikinci öncüle ulaşabiliyoruz. Coğrafi keşifler birçok bilimin gelişmesine olanak sağlamıştır. Hayır arkadaşlar, bilimler geliştiği için coğrafi keşifler yapılmıştır. Bu yüzden üçüncü öncülde olmaz. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı olacaktır. Yeni Çağ Avrupa'sında tarımın yerini hızla ticaretin almasının ortam hazırladığı durumlarından hangilerinin Avrupa'nın sosyal yapısında dönüşümlere olanak tanıdığı ileri sürülebilir? Bakalım arkadaşlar. Burjuva sınıfının zenginleşmesi. Arkadaşlar burjuva sınıfı ticaretle uğraştığı için tabii ki zenginleşir. Soyluların güç kaybına uğraması. Evet arkadaşlar çünkü artık tarımın yerine ticaret almaya başladığı için farklı sosyal sınıflar ön plana çıkacak. Örneğin burjuva gibi soylular da güçlerini kaybetmeye başlayacak. Toprak serflerinin öneminin azalması. Yani arkadaşlar toprak köleleri gibi düşünebilirsiniz, köylüler gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla tarım artık olmayacağından dolayı tabii ki onların önemi de azalacaktır. Bu sebeplerden dolayı doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Rönesans'ın sebeplerinden hangilerinin oluşumunda İstanbul'un fethinin etkili olduğu savunulabilir? Kağıt ve matbaanın yaygın olarak kullanılmasının İstanbul'un fethiyle bir alakası yok arkadaşlar bu durumun. Sanatçıları himaye eden mesen sınıfının oluşması yine İstanbul'un fethiyle alakalı bir durum değildir. Bizanslı bilgin ve sanatçıların İtalya'ya giderek antik eserleri tanıtması. Arkadaşlar İstanbul fethedildiğinden dolayı Bizanslı bilginler İtalya'ya gidiyor. Dolayısıyla burada da Rönesans'ı başlatanlar onlar olmuş olacak aslında. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız 3 yani B şıkkı olacaktır. Buna göre Haçlı seferlerinin Avrupa'da durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir. Haçlı seferleri sırasında kağıt, barut, pusula ve matbaa Avrupa'ya götürülmüş. Bu teknik gelişmelerde coğrafi keşiflere, rönesans ve reform hareketlerini ortam hazırlamıştır. Peki arkadaşlar bakalım. Dinsel hareketlerin ortaya çıkması. Arkadaşlar reform neydi zaten? Kiliseye karşı bir ayaklanma değil miydi? Yani dinin düzenlenmesiydi aslında. Dolayısıyla dinsel hareketlerin ortaya çıktığını söyleyebiliyoruz. Ekonomide ticaretin öneminin artması. Coğrafi keşiflerle birlikte bulunan yeni yerlerdeki ürünlerin hepsi Avrupa'ya sunuyor arkadaşlar ve böylece ticaret yapılmış oluyor. O bölgeler sömürülüyor. Bilimsel ve sanatsal çalışmaların yaşanması Rönesans zaten arkadaşlar. Bilimsel ve sanatsal çalışmalar demektir aslında. Dolayısıyla doğru cevabımız eşkı olacaktır.